Önümüzdeki hafta sonu CHP kurultayı var dedik. Kurultayda neler yaşanabilir? Bütün bunları konuşacağız. Öztürk Bey, sizinle başlayalım. Şimdi Aytu Atıcı, kendisinin adaylık beyanı var. İlhan Cihaner adayım demedi ama işte delege imzası bulabilir mi? Bu kaç gün içinde belli olacak. O da bir açıklama yapar. Kendini daha çok sol kanatta gören bir isim. Sol politikalarla iktidara yürüyebileceğine inanıyor. Ve şöyle bir eleştirisi var bu grubun. CHP sağa doğru kayıyor. Katılıyor musunuz buna? Siz bir eski CHP'li olarak. Bence sanki CHP, bu şöyle çıkıyor. Sanki CHP solcu da sağa kaymış gibi bir izlenim oluyor. Yani CHP ne zaman solcu oldu? Yani CHP hiç, normalde CHP'nin bence solcu da olmaması gerekir. Atatürk'ün kurduğu bir partide sağ veya sol değil. Bütün toplumu kucaklaması lazım. Ama onlar hiçbir zaman olmadı. Ben bu kurultayı bir tiyatrokrasiye benzetiyorum. Bir tiyatro olacak. Hani burada açıkçası hiçbir şey değişmeyecek. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethederken Macar topçularını getirmişti biliyorsunuz. Orban'ın toplarını getirip surları öyle delmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu'na 1000 tane Macar topçusu gelse oradan indiremez Kılıçdaroğlu'nu. Çünkü sistemi o kuruyor. Kurduğu için de kimse onu indiremez. Bu söylediğiniz isimler... Bir dakika, öyle mi Hakan Bey? Kimse indiremez mi Kılıçdaroğlu'nu oradan? Şu anda indiremez, doğru. Neden? Yani bir galip çıktığı bir yerel seçim var her şeyden evvel. Onunla alakalı değil galip çıktığı, Hakan Bey yapmayın. Neyle yani, alakası var? Tamamen delegeler. Çünkü bir diktatör. Kendi... Kim diktatör? Yani delegeleri kendi... Ben Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu diktatör mü Mehmet Bey? Kelimenin tam anlamıyla diktatör, Muharrem İnce'nin dediği gibi. Hakan Bey? Şimdi şöyle, nasıl ki Cumhurbaşkanı'na diktatör dendiğinde demokrasi var, bazı kelimeler marjinal de olsa söylenebiliyor diyorsak, böyle bir yorum geldiği zaman da demokrasi var, söylenebilir diyeceğiz. Ama şunu görüyorum ki, açıkçası CHP'de hiç değilse, kısmen de olsa biraz daha demokratik çabalar gösteriliyor. Ama ya ben ona inanmıyorum açıkçası Hakan Bey. Demokratik çaba olsa keşke... Göstermelik yani. Zevahir'i kurtarmak şimdi için. Şimdi şöyle, bakın bu şöyle bir şey var. Bir kere il başkanları aşağı yukarı tek adayla girildi, belli oldu. İl başkanların hangi delegeleri seçeceği aşağı yukarı belli oldu. Kurultay delegeleri belli. Yani burada... CHP'de tek adam rejimi var Semiha Hanım, tek adam rejimi. Dolayısıyla bu burada şu anda Yüce Atatürk'ü getir, kurultaya sok, kendi kurduğu devlette ve partisinde şu anda yenilir. Çünkü bu kurultaydaki bu yapıdan hiçbir zaman demokrasi falan çıkmaz. Marjinalleştirdiler kendilerini. Sadece işte belli bir kesimin, belli bir görüşün partisi haline geldi. Ben kurultaydan bir şey beklemiyorum. Zaten bu anlayışın Türkiye'ye bir hizmet edeceğini beklemiyorum. Dolayısıyla da yani bütün bu çabanın boş olduğunu düşünüyorum. Sadece şu var, magazinsel boyutu var. İşte şudur budur, o da bu adayların da kendi güçlerini, bildiklerini düşünmek istiyorum. Yani bildiklerini düşünmek istiyorum. Bence boş bir çaba, her şey belli. Sanki işte orada sahne düzenine dikkat edeceklerdir. Kimi sokalım yarışı başlamış. Bakın şöyle bir şey var. Bir partinin ülkede iktidar olma motivasyonu yoksa parti içinde iktidarla muhalefet oluşuyor. Yani parti için CHP'nin, yeni CHP'nin hükümete karşı muhalefet anlayışı nasılsa parti içindeki muhalefetin de parti içindeki yönetime karşı muhalefetinin yöntemi içeriği tamamen aynı. Bunlar tamamen koltuk. Aman orada 3 kişi olmasın ben olayım. Ya ülkeyi 18 yıl Erdoğan yönetiyor kardeşim. 18 yıldır yönetiyor. Peki siz Hakan Bey galip Mehmet gelindi Bey'e dediğiniz şey yerel seçimde. O bir şey ifade etmiyor mu sizin için? Ne? CHP adına yerel seçimdeki başarı bir şimdi şey yerel seçimde mu? Yerel seçimde kendisinin bir başarısı yok. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bana lütfen herkes elini vicdanına koysun söylesin. Ya herhangi bir demokratik ülkede, herhangi bir demokratik ülkede 9 tane, 10 tane seçim kaybettikten sonra bir insanın yüzü olur mu gelip de tekrar aday olmaya? Bitmedi.
İki, böyle peki nerede var bu? Bakın, Ragıp Mugabe'nin rejiminde olur. Diktatörlüğün olduğu parti yönetimlerindeki hiyerarşinin kökleştiği yerlerde olabilir. Mabuto rejiminde olur ya. Peki, Mugabe rejiminde olur. Yani şimdi biz, efendim, ben mesela özür diliyorum Hakan Bey. Estağfurullah. Şimdi ben mesela seçimde gitsem kendi bölgemde yenilsem, bir defa yenilsem, şimdi şöyle bir şey var. İnsanların acaba nasıl bakarlar bize ya? Utanırız. Burada bir şey yok. Sorumluluk yok. Bir şey yok. Efendim ya, AKP rejimi değiştirdi. Rejim değiştirdi de sen tarla taşı mı topluyordun orada? Sen ne iş yapıyorsun? Sen orada işin ne? Efendim bu adalet yok. Senin işin ne? Şimdi rejimi değiştirmedik. Biz rejimi değiştirmedik. Hükümet sistemini değiştirdik. İkisi birbirinden farklı. Mehmet Bey, bir şey söyleyeceğim. Demin tek adam dediniz ya, tek adam rejimi. Şimdi evet, peki dedi. Sayın Kılıçdaroğlu... İbine kadar tek adam rejimi var Cumhuriyet Halk Partisi. Hayır, eleştirenler çıkıyor. Onları ne yapacağız? Onları hangi kefeye koyacağız? Yani mesela çıkıyor birileri, yani milletvekili, parti üyesi Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlar. Yani biraz bu Milli şey Şef mi? Zamanında da Aytu Atıcı'nın beyanı var vardı. Adayım diye. Yok, şunu demek istiyorum. Mesela tek adam rejimi olsa kimse ağzını açamaz. Beyanım. Metin Bey? Hayır, tek adam rejimi o değil. Hiç kimsenin ağzını açmadığı, açmayacağı rejim değildir tek Metin adam Bey, rejimi. Sonra konuş. Yani orada sandığı kendine göre belirlersin, teşkilatları kendine göre belirlersin. Orada zaten kim karşına çıkarsa çıksın, o işin seremonisidir yani. Zevahiri kurtarmak, demokrasicilik oyunu, tiyatrosu. Sonra da sandıktan çıkarsın. Tek adam rejimi bu. Peki, bir Kılıçdaroğlu'nu kongrede eleştirmek marifet değil. Bakınız, CNN Türkiye hiçbir CHP'li çıkmayacak dedi. Hiçbir CHP'li çıkabiliyor mu? Tek adam rejimi bu, diktatörlük bu. Kongrede birileri de çıksın konuşsun yani. Demokrasicilik oyunudur yani. Peki, kongre. Kendisine rakip çıkan Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı yaptı Kılıçdaroğlu. Yani onu nasıl açıklayacağız? Yapmak zorunda kaldı. Çünkü zaten kazanamayacağını biliyordu. Ha, kasıtlı sırasını savsın, bu da boyun ölçüsünü alsın. Bu çok iddialı olmuyor. Tabii canım yani. Yani kazanacağını bilseydi. Hayır, kazanacağını bilseydi Muharrem İnce'ye asla o şeyi sunar mıydı, imkanı sunar mıydı? Nasıl ya, kazanamayacağından bu kadar emin olabildi? Kılıçdaroğlu'nu. Bu çok ağır bir herkes şey. Ya belli, Meral Akşener aday, başkaları aday. Ya tek adayın etrafında kümelenmiş bir muhalefet yoktu ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Besbelliydi kazanamayacağı yani. Peki Metin Bey, sizin bir araya girmek istediğiniz, buyurun. Şimdi demokrasicilik oyununun parçası olmayacağım diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkan adaylığı için fikrini açıklayacak milletvekili. Yani Aytu Atıcı aday olabilir. O partide birkaç isim daha aday ama ben Öztürk Bey'in de, Hakan Bey'in de şu sözüne sonuna kadar katılıyorum. Kemal Bey koltuğunu son derece sağlamlaştırmış bir genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu delege sistemiyle, bu siyasi partiler yöntemiyle, bu düzenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben genel başkanının değişeceğini falan düşünmüyorum. Öyle bir baba yiğidin Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için çıkacağını da düşünmüyorum. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi milletvekili... Ya Önder Sağ gibi birini gönderdi söz, ya. Bir Gül Ayman Güler gibi birilerini demokrasicilik, gönderdi ya. CHP'nin bütün toplarını tasfiye etti ya. Bundan ala diktatörlük, tek adam rejimi olur mu? Şimdi benim söyleyeceklerim şunlar. Sizin de sorunuz üzerine. Cumhuriyet Halk Partisi sağ mı kaydı diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nereye kaydığını bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine bir sürü unsur kaydı, motive oldu ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile eşleşti, birleşti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir kere HDP var. 31 Mart ve 23 Haziran Demokrasi İttifakı'nın neler başarabileceğini ortaya koyduk. Şimdi bu ittifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve geçtiğimiz seçimlerde yaptığı ittifakı HDP eş başkanı böyle sonuçlandırıyor, belgelendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
İstanbul İl Başkanı da CHP'yi HDP ile BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler. Yol doğru yol, ona bak sen diyor. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanı'nın beyanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine PKK kaçtı. Bakın bu benim söylediğim Metin bir Bey, suçlama, bir itham, ağır bir ağır eleştiri değil. Çok ağır oluyor. Yok, çok ağır. Ama bir işte bekleyin, bekleyin de niye ya ben söylemiyorum bunu Hakan Bey. Hayır, Gaziantep'teki önce HDP kaçtı dediniz, ardından PKK. Cumhuriyet Halk Partili iki belediye meclis üyesi terör örgütü PKK'ya üyelikleri tespit edildi. Bugün. Ben söylemiyorum. Adalet söylüyor. Emniyet söylüyor. Devletin kayıtları söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine çete kaçtı. Nasıl? Ben söylemiyorum. Çete. Muharrem İnce söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine Saadet, Refah, İyi Parti kaçtı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine irili ufaklı birçok DHKPC destekçileri olan ÖDP'de dahil bir sürü küçük sol örgüt kaçtı. Birisini Beyoğlu'ndan belediye başkan adayı yaptılar. Birisini başka bir yerden yaptılar. Şimdi bunların hiçbirini ben söylemiyorum. Bana kızmasın Cumhuriyet Halk Partili. Bakın belgeleriyle ortaya koydum. Ya bu kurultayda bunları söyleyen başkaları, bu gruplar, ben sadece bu burada dile getiriyorum. Olursa ne olacak? Onun için içine bu kadar örgüt, fraksiyon, farklı yapıların kaydı. Bey, onu yapamaz. Bir Cumhuriyet Halk Partisi. Hemen geliyorum. Bir saniye Metin Bey. Hala çıkıp. Bu söyledikleriniz belki de bu kurultayda tasfiye olabilir dedi. Yoksa, belki olacaktır. Nereden bilebiliriz? Belki ağırlığını koyar. Ağır olacaksa bu olacak. Asla olmaz. Ağır, asla olmaz. Olacaksa ağır olan bu olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Ya Atatürk CHP mezarından ya, çıksa CHP demeyin ya. Emin olun bunların hepsini elinde sopayla kovalar. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi kendini sürekli Atatürk'le eşleştirip Gazi Mustafa hepimizin ortak değeri, en büyük Türk milliyetçisi Atatürk üzerinden siyaset yapmayı artık bıraksın. Atatürk'ün yakasından bir düşsün. Ondan sonra önümüzdeki süreçte nasıl iktidar olacağını anlatsın. Bakın 17 yıldır, 18 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi ve son yıllarda da Cumhur İttifakı'nın yeni yapılanmasıyla bir yapı devam ediyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hala nasıl iktidar olacağını söylemiyor. Sürekli çıkıp hükümet diktatör, Tayyip Erdoğan diktatör, Cumhur İttifakı da davul birinin boynunda, tokmak birinin. Ya bırakın bu çocuk oyunlarını ya. Şimdi bunlar, anaokulundaki bunların, çocukların bile yapacağı tamam, bir şey kendi değil. Kendi yapacağını anlatmalı. Bu, ben de söylüyorum. Bu okulda öğretmenim ama defterimi çiziyor. Öğretmenim arkadaş silgimi aldı demekten başka hiçbir şey değil Hakan Bey. Bunu siz de söylediniz. 25'te 25 diye bu ekranlarda evet, yırttınız yakanızı bağrınızı ya. Bunu eleştirdim. O yüzden evet. Tamam. Anladım. O yüzden bu Cumhuriyet Halk Partisi nasıl iktidar olacağını eğer bu seçimlerde de bakın bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar ölümüne kendisine destek olduğu ki hakları büyüktür. Destek olduğu bu seçmen kitlesine umut veremezse ben size söyleyeyim mi? İşte Umut Oran'ın söylediği gibi demokrasicilik oyununun parçası olmayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni. O yüzden peki, yani bunun Metin neresini Bey, savunacaksınız? Şey neresinden Bey, tutacaksınız bilmiyorum ama. Bütün bunlar buyurun. Tamam da bakın. Sanık sizin İstanbul, efendim. İstanbul, Ankara, İzmir'i hadi İzmir öteden beri de nasıl aldı diye bir soru sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar. Hemen yani, söyleyeyim mi? Yani söyleyeyim. Bu kadar içine PKK kaçtı da şu da kaçtı da bu da kaçtı ama 3 tane şehri almış. Hemen söyleyeyim. Adana'yı işte almış. Evet. Bakın Hakan Bey, bu ittifaklar sayesinde bunu aldı. Ve bir, bakın bir, HDP yönetiminin hala şu az önce yaptığım açıklamasını bir yere koyarsınız diye ben bunları sıraladım. Bunun diyetini iki PKK'lı meclis üyesiyle ödediniz kardeşim. Nasıl iktidar olduğunu ben burada anlatıyorum. İki, ben size başka bir şey söyleyeyim. İstanbul'da da
Birçok ilde de, Adana'da da, Mersin'de de duyuyorum. Bir sürü bizim de gözümüz, kulağımız, tanıdığımız oradaki insanlar var. İş adamları var, esnaf var, memur var, emniyet mensubu var, hakim, savcı var. Diyorlar ki, evet seçildi. Hükümeti de cezalandırmak içindi bu. Cumhur İttifakı'na da bir ayar vermeye kalktı bu millet. Ama şu an diyor ki elim kırılsa da oy vermeseydi. Şimdi siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onun da gerçek mi sahte mi olduğunu bilmiyoruz. Bakın bunu ben söylemiyorum. Bu işin profesörü, uzmanı, isimler söylüyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosundan başka, ki benim atamdır, şeref duyarım onun tablosunun Türkiye'ye getirilmesinde. Ama ondan başka Allah aşkına İstanbul'da ne icraat oldu? İki gün önce suya, elektriğe, belediye hizmetlerine zam getirdi. Bunu bütün sol medya güncelleme yapıldı diye. Ya eskiden siz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne zamları güncellediniz diye dalga geçiyordunuz. Şimdi aynısını İstanbul Belediyesi yapıyor. HDP'nin buyurun. Oyu yetmiyor CHP'nin kazanmasına. 11 puan, 10 puan oyu var HDP'nin. CHP'nin de 30 puan civarı oyu var normalde. 41-40 eder, 41 eder. 56'yı nasıl, 54'ü nasıl aldı Ekrem İmamoğlu mesela? 14 puan demek. İYİ Parti'yi nereye koyuyorsunuz? Saadet'i nereye koyuyorsunuz? Tamam işte, diğer bütün sol fraksiyonları nereye koyuyorsunuz? Yok yok, sol fraksiyonlar zaten kendi, şu anda solcuyum diyen Türkiye'de %2. Yani solcuyum, siz bir Türkiye'nin bütününe sordunuz. İstanbul'dan da bahsettiniz de İstanbul için söylediniz. Tamam işte, İstanbul'da da ben yani solcuyum diyen %3. Yani 15 benzemez bir araya geldi. Ya bakın Hakan Bey, dedim ki seçmenin bir kısmı belki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, belki Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha önce oy veren bazı seçmen de ya bir bunu görelim dedi. Hakan İstanbul Bey, seçimlerinin ya. Üzerinden kaç gün geçti Hakan Bey? Kaç gün geçti? Evet. İşte bir sene falan geçti. Bir seneyi biraz tecavüz. Bir sene bir ay kadar. Bir ya diyorum ki tablodan başka bana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir icraat anlatın. Kanal İstanbul'a karşıyım. Şimdi, köprüye karşıyım. Trene karşıyım. Otobüse karşıyım. Çarşı, her şeye karşı. Ben de bir Beşiktaşlıyım bu arada, onu da söyleyeyim. Bu sloganı kötü kullanıyor İstanbul Belediye Başkanı ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer illerde, kazandığı illerdeki belediye başkanları. İyi bir sınav veremediler. Hakan Bey, biraz vicdanınızla konuşun. Beyler, bir sene iyi bir sınav vermiş olsalardı bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin icraatlarını burada konuşuyor olurduk. Tamam, ama bir sene çok erkendir, gerçekten erkendir. Bir sene hiç, ama ayrıca ufak tefek de olsa çok zor ya şartları ne var. Ne kadar, 17 sene mi lazım? Mecliste bir kere AK Parti hakim. Belediye meclisinde daha çoğunluk, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Taksi kararını çıkartamıyor. Buna ne derler biliyor ne musun? İnareyi çaldık, kılıfını hazırladık derler. Ne yapmak derler. İstediler de AK Parti ve MHP mecliste engel oldu? Hangi projeye karşı çıktılar MHP'li, AK Partili üyelerimiz? Şimdi arkadaşlar, yapmayın, bak 2-3 yıl, yıl sonra eğer hakikaten böyle biz zamma freni oluyoruz olursa, doğru. Yok yok, ama şimdi %30-40 suya zam yapmak istiyor. Biz %12'ye indiriyoruz. Halkın lehine fren oluyoruz. Eyvallah. Tamam, bunu engelliyoruz. Halbuki zam yapmamak üzere gelmişti. AK Parti zam üstüne zam yapıyor. Ben geldiğimde suyu ucuzlatacağım, bilmem neyi ucuzlatacağım. Şimdi AK Partili ve MHP'li meclis üyelerimiz zam yapmak isteyen İmamoğlu'na karşı halkın lehine tavır koyuyorlar. Evet, burada engelleyici bir faktör olarak alkışlıyorum onları. Ama onun dışında İstanbul için hangi projeyi beyler, getirdi de İstanbul'daki meclis çırpınıyorlar da bakalım engelledi. Görelim yani. Şu anda çırpındıklarını görüyorum ben. İşte çırpınıyorlar, doğru. Çırpındıkları doğru da. Çırpınıyorlar. Hangi konuda çırpınıyorlar? Ya hizmet yapmak için herkes çırpınır. Bütün belediye başkanları. Ya bir yıl doğal az bir süre değil. Yani. Sevgili Hakan. Evet. Başlayan projeleri iptal ettiler ya. Şimdi onlarca projeyi iptal ettiler. Ne hizmeti ya, ne hizmet için çırpınması. Şimdi bence bir iki yıl geçsin. CHP'nin tarihinde hizmet yoktur. Olmadı. Ya Hakan Bey. Tamam da şimdi. Ya güldüm, kusura bakmayın.
Yani hakikaten bir iki yıl geçsin. Yok tam Arapçasını bakın, söyleyeyim. Hakan Bey, el insan. Bu neye el benziyor insan. Biliyor musunuz? Ben zengin olacağım. Nasıl zengin olacaksın? Buradan her gün bir koyun sürüsü geçiyor. Senin mi o? Yok, bir çoban götürüyor. E nasıl zengin olacak? Ben oraya bir tel örgü çekeceğim. Oradan geçen koyunların üzerindeki yünler oraya toplanacak, takılacak. Ben onları toplayacağım, zengin olacağım. Bakın Hakan Bey, size net bir şey sorayım. Ekrem İmamoğlu dediğinizde geçen bir yılda aklınızda kalan üç şeyi sayar mısınız? Bir, inanılmaz bir baskı altında ve eleştiri altında. İki, muazzam tamam. Bir daha göreve ben geldi. Ben de sayacağım aklıma bir şey. Aklıma gelen bunlar. E say dedin sayıyorum. Tamam. Bir, müthiş bir baskı ve taarruz altında adam. Yani onun yerinde başkası olsa evet. Şu anda kafayı yer. Çünkü geldiği günden beri adımını attın yanlış. Kalunu kaldırdın, hop nereye gittin? Yanlış. Ne yapalım, şimdi övelim aklıma mi? Aklıma birinci yani, gelen bu. Hizmet yapabilmesi için övgü mü istiyor? Hizmet etsin, övelim. Hiçbir şey yapmadan övgü beklemek bir belediye başkanına yakışır mı ya? Mehmet Bey, bir dakikanızı rica ediyorum Sayın Metiner. Hakan Bey, buyur. Bakın. Bu sizinki ne biliyor musunuz? Ya milyon dolarlık bir futbolcu sahaya çıkmış, top oynuyor. Ama onu ona ya o topa öyle mi vurulur diyen hayatında topu hayatta görmemiş bir insanın eleştirisi gibi geliyor. Niye biliyor musunuz? Bakın Ekrem İmamoğlu sel oldu, benim aklıma tekne geldi. İstanbul'u sel bastığında. Deprem oldu, Erzincan'da kayak aklıma geldi. Kayyum atandı, Mardin Belediyesi'ne, HDP'li belediyeye gittiği taziye aklıma geldi. Ben ona taziye diyorum. Çünkü o kayyum atamasına darbe dedi. Darbe dedi, adalet diye oraya gitti. Günler 300 günü geçti neredeyse. Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekleyen Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşacağı hiçbir yere gitmedi. Bakın size söyleyeyim, dün bir aile daha Diyarbakır'da çocuğuna kavuştu. Şimdi Ekrem İmamoğlu deyince aklıma ilk ne geliyor biliyor musunuz? Mazbata mı isterim? Mazbata. Mazbata mı da isterim? Mazbata. Neydi? Mağdurum da mağdurum. Ya artık Ekrem İmamoğlu'nun ya da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ama mağduriyet türküsü aklıma geldi, ben söyleyeyim beyler, ya. Mağduriyet türküsü söylemek konu gibi Ekrem İmamoğlu'na yok. Nasıl geldi? Geçti. Öztürk Bey'e dönelim. Yani şu arada meyve neyse, veren ağaç taşlanır beyler. Siz onu dediniz ya çok başarılı. İstanbul'da nasıl, hemen söyleyeyim. İstanbul'da nasıl kazandı, Adana'da, Mersin'de, Ankara'da nasıl kazandı dediniz ya. Bu sadece Ekrem İmamoğlu ile ilgili değil. Ekrem Bey üstünden diğer belediye başkanlarıyla da bunu anlatabilirim. Adana Belediye Başkanı'nın bir icraatını söyleyin. Bende yayın yok. Adana bir Belediye Başkanı'nın icraatlarını bilmiyorum. Fuar alanını hastane yaptı değil mi? Ya fuar alanını dörde böldü, hastane yaptı. Şimdi ben Adana Kargalar Belediye Başkanı'nın icraatlarını Bey. Bilmiyorum. Ben onun için bilmediğim konuda konuşamam. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl kazandı dediniz de onu söylüyorum. Ama orada şu da var. Ben özür dilerim. Öztürk Bey'e söz vereceksiniz ama. Evet, bakın evet. Beyler, konu şuradan geldi. Yerel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir başarı kazandı dedik. Sizler de dediniz ki hayır, adaylar kazandı. Kılıçdaroğlu'nun başarısı Hakan değil. Hakan Bey, çok özür dileyerek araya girmem buyurun. Lazım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu anda telefon attığımızda. Sayın Bakan, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Öncelikle Semih Hanım, kusura bakmayın. Buyurun, rica ederiz. Yayına böyle girdiğim ve meşgul ettiğim için. Rica ederiz, merak içindeyiz. Buyurun. Oradaki tüm konuklarımızı hem hürmetle hem de saygıyla tüm izleyicilerimizle selamlıyorum. Hem beni hem de bugün başında olduğum bakanlığı ilgilendiren birkaç değerlendirme yapıldı. Elbette ki bu değerlendirmelere birkaç cümle söylemesem hem kendimize bir haksızlık hem de bugün büyük mücadele veren bu kuruma ve hükümetimize bir haksızlık olarak nitelendiririm. Buyurun. Tabii FETÖ meselesi maalesef
ülkemizde geçen gün yaptığım bir değerlendirmede neredeyse bir binanın rutubeti gibi bir devleti hem sızmak, hem ortadan kaldırabilmek, hem çürütmek için elinden geleni yapmıştır. Tabi devletimiz de buna karşı büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bugün bizim bir şehidimiz var, iki şehidimiz var. Birisi bir jandarma personelimiz, birisi bir emniyet personelimiz. Dün kendi ellerimizle sadece 4 şehit toprağa verdik. Toplam 9 şehit toprağa verdik. Evet. Biz mücadele ediyoruz. Sayın Metiner değerlendirmesinde şunu ortaya koydu. Dedi ki bizatihi şahsımın da, ki şahsım o kadar önemli değil. Ama İçişleri Bakanlığı çalışanları da, Milli Savunma Bakanlığı çalışanları da. Şimdi ben FETÖ mücadelesinin nasıl yürüdüğünü bilen insanlardan bir tanesiyim. Nedamet getirip de, nedamet getirdiği için, aynen söylüyorum, bizim göreve getirdiğimiz kimse yok. Ben hayatımda düzgün yaşayan bir adamım. Öyle sağ solun laflarıyla beraber iş yapacak bir adam da değilim. Bizim bir hükümetimiz var ve bizim bir politikamız var. Ben hükümetimizin politikasını bir vesileyle yürütmeye çalışan bir adamım. Ama bu laflar benim ağrıma gider. Hayatı risk içerisinde olan bir adam. Hayatım risk içerisinde. Doğrudur. Ömrümde iki kaşıkla yemek yemedim hiç. Bir daha söyleyeceğim. Ömrümde iki kaşıkla yemek yemedim. Bu sözleri hak ediyor değiliz. Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ'cü göreve gelmişse ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum ülkeme. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Ne yani, zaman dendi ki? Bu görevler böyle kolay görevler değil. Bugün bize verilen emanetin ne olduğunu, milletin bizden ne beklediğini, kimse kusura bakmasın. Şehit cenazelerindeki o annelerin, o babaların, o eşlerin, o çocukların yüzüne biz nasıl bakarız ya? Bu kadar kolay mı yani bu işler? Ben şehit cenazesi kılıp arkasından gülen, oynayan, vur patlasın, çal oynasın adamlar, bildiğiniz adamlardan değilim. Yaşıyorum ben onları. 15 Temmuz'da neler yaşandığını, bu ülkede nasıl yaşandığını bir vesileyle bilen insanlardan bir tanesiyim, yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Ama bu laflar benim ağrıma gidiyor. Kurumumuzun da ağrına gider. Hele en yakın arkadaşlarımızdan bu lafların gelmesi hiç kabul edemem. Haksızlık olarak nitelendiririm. Buna söz söylememeyi de kendime düştan olarak söyleyeceklerim var benim. Arkadaşlarıma da, kurumuma da, hükümetime, herkes elinden geleni yapıyor. Bir şöyle düşünelim ya. 15 Temmuz olsaydı biz ne olacaktık? Bugün nedamet olarak nitelendirilen insanlar mı bize sahip çıkacak? Evet. Sadece üzüldüğümü ifade etmek ve bunu kesinlikle kabul etmediğimi ifade etmek, böyle bir değerlendirmeyi kabul etmediğimi ifade etmek, başka bir üstün cümle daha kuruyorum. Yanlış varsa bu yanlışı da kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum. Bizim yanlış yapma hakkımız yok. Herkesin yanlış yapma hakkı vardır. Bizim yanlış yapma hakkımız yok. Biz çünkü sadece kendi sorumluluğumuzu hissetmiyoruz. Kendi adımıza yaşamıyoruz. Bu milletin verdiği emaneti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği emaneti kılı kırk yararak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani televizyon kanallarından bize bizim arkadaşlarımızın, yani elimizde isimler var demesini de kendime bizatihi hakaret kabul ediyorum. Bana her zaman ulaşabilecek insanları, her zaman söyleyebilecek insanları basın üzerinden bizle konuşmasını da son derece doğru kabul etmiyorum. Bizim abi dediğimiz insanlar. Şu an sizin yaptığınız da basın üzerinden konuşmak Sayın Bakanım. Eksiksiz olan Cenab-ı Allah'tır. Bizim de 50 tane yürürken 50 tane eksikliğimiz var. Ama ben bunu kabul etmem. Kabul etmiyorum. Peki. Söyleyeceğim. Müsaade eder misiniz? Ya ben müsaade falan etmiyorum. Söyleyeceğinizi söylediniz zaten. Sayın Bakanım. Oradan söylemeye devam edersiniz. Aynı sizden müsaade istemiyorum Sayın Bakanım. Aynı, siz müsaade merci değilsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Peki, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, teşekkür ediyoruz. Semiha Hanım. Yayına katıldığınız için. Buyurun Mehmet Bey. Sayın Bakanımızla kamuoyu karşısında tartışmak istemem. Evet. En az onun kadar AK Partiliyim. O hükümetimizin bir bakanıdır. O hükümet benim de hükümetim. Hiçbir şekilde hükümetimizi yıpratacak söz ve davranışlar içinde bugüne kadar olmadım. Bundan sonra da olmam. Benim sözlerim üzerine bağlanmasını ben de teessüfle karşıladım. Ben sadece silahlı bürokrasi içerisinde her iki bakanlığımızdaki yetkililerin de çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledim. Elbette ki isimler olabilir, bunları paylaşabiliriz. Ama ben İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ'cüler atandı diye bir ifade kullanmadım. Bunu diyebilecek kadar da kendi partisine, kendi hükümetine hasmane davranan bir insan değilim. Birbirimizi samimiyet testinden geçirmeye gerek yok. Sayın Soylu ne kadar risk içinde bir hayat sürüyorsa Mehmet Metiner de risk içinde bir hayat sürüyor. Biz ölümüne mücadele veriyoruz ve Sayın Soylu'yla biz aynı davanın iki birer ferdiyiz. Benim medya üzerinden konuşmamdan rahatsızlık duyuyorsa onun da telefonla bağlanıp benimle medya karşısında tartışmaması lazım. Tut ki benimki bir yanlışlık olsun. Onun da bu şekilde bağlanıp bir dava arkadaşına, kefenini giyerek ölümüne mücadele eden bir dava arkadaşını bu şekilde itibarsızlaştırmaya kalkışmamasını dilerdim. Medya karşısında tartışmamak asıl olan bir şeyse keşke Sayın Bakanımız bu şekilde bağlanmasaydı. Hükümetimizi eleştiren hiçbir sözüm yoktur. Her bir hükümet yanlış yapabilir. Ben sadece yakın tarihe kadar bir ordu komutanımızın yaverinin FETÖ'cü olarak çıkmasına dikkat çektim. Bir takım tayin ve atamalarda da kılı kırk yarmanın geçmişte FETÖ ile şu ve bu ölçekte nedamet duymuş olsalar bile kılı kırk yarmak gerektiğine dikkat çektim. Yoksa ben İçişleri Bakanlığımızda şu ve bu şekilde FETÖ'cüler tayin ediliyor diye bir cümle kuracak kadar da kendi partimi, hükümetimi tartışma konusu edecek bir insan değilim. Sayın Soylu beni bilir, geçmişimi bilir. Ben Sayın Soylu'yu bilirim. Burada kalkıp kamuoyu karşısında birbirimizle tartışmamızın, evet, didişmemizin siyasetimize zarardan öte bir şey getirmeyeceğini varsayıyorum. Semih Hanım, bu şekilde bağlanmasını da tam burada söylemek eski peki. Bir dostu olarak kendisine yakıştıramadım. Mehmet Bey. Metin Bey zaten sizden de çok kısa şöyle yapalım. Alayım, konumuza bir yanlış dönelim. Anlaşılma var belli ki. Hı hı. Tamam, bir çok kısa bir yanlış anlaşılma var belli buyurun. Ki. Çünkü Süleyman Soylu'ya Mehmet Bey'e Sayın Bakan abi diye hitap etti. Belli ki bir orada bir algıda bir şey var. Yoksa Süleyman Soylu'ya ben burada bir kere laf söyletme, Mehmet Metiner de söyletme. Çünkü soysuz teröristlerin korkulu rüyası olmuş Süleyman Soylu'nun başarıları ortadadır. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu. Ama Sayın Bakanımızın da bağlanarak bize laf söylemesi bugün, doğru değil. Tabii. Hele benim şahsıma, tabii, şöyle, benim gibi bir şöyle insana söyleyeceğim. Laf söylemesini asla içime sindirmiyorum. Muhtemelen yanlış, bir yanlış varsa oldu, dikkat çekeriz. Evet. Şöyle bir yanlış, ama ben yanlış anlaşılma var ve Orta Bakanımı bu şekilde bağlamaya çalıştık. Bir dava arkadaşına saldırmasını asla doğru bulmadım. Peki. Şimdi Mersin, o ne kadar terörle mücadele ediyorsa talimatıyla bugün Metiner olarak ben Salih Müslüm'ün yeğenini de hep birlikte mücadele ediyoruz. Burada olayı şahsileştirmeyen bir manası doğru. Yok. Salih ben bakanlığımdaki herhangi bir yanlışa ikna edilerek dikkat çekiyor olsam bile Sayın Bakan'ın bu şekilde bağlanmasını doğru bulmuyorum. Peki Mehmet Bey. Asla doğru bulmuyorum. Şimdi konumuza ben de bir şey hatırlatabilir miyim? Yok, artık konumuza dönelim. Konumuza dönelim de. Yani bir de bühtan yapmakla Semiha Hanım. Bühtan yapmakla suçluyor ya. Hayır, bir hayır, insan hayır. Dava arkadaşı. Tamam, muhakkak dediğim gibi Mehmet Bey. Ölümüne mücadele veren bir yanlış anlaşılma var dediniz. Kapatalım. Hayır, yanlış anlaşıldığınız şeyi söyleyin. Çünkü Süleyman Soylu son 40 yılda istifa eden tek bakan. Yani böyle bir şeyi yanlış yaptım diye aynen istifa eden. Aynen ya. Hani eleştiririz ederiz o ayrı ama bu konuda bir özelliği var. İstifa peki etmiş adam, yani bir niteliği var. Dolayısıyla bence yanlış anladı. Siz onu düzeltin ya asıl. Yok. Dile getirdi zaten Mehmet Bey. Özür dilerim, biz evet devam edelim şimdi. Evet, ben bir cümlemi tamamlayabilir miyim? Buyurun. Sonuç itibariyle bakın
Bugün yine Sayın Süleyman Soylu'nun büyük çabalarıyla, Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla da Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Müslüm de geldi güvenlik güçlerine, Türk güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de ekonomik bir sıkıntı yok mu? Var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi buradan çok eleştiriyor. Ama bunu sürekli damat politikası üzerinden yaparak Sayın Bakan Berat Albayrak'a da yanlış bir yerden yanlış bir şekilde eleştiriyor. Süleyman Bey'i de mesela Cumhuriyet Halk Partisi yanlış bir yerde yanlış bir noktadan eleştiriyor. Süleyman Bey'in de, Berat Bey'in de, diğer kabine üyelerinin de başarılı, Sağlık Bakanlığı'nın da başarıları ortadayken bunun üzerinden muhalefet yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağını düşünen bu yönetimin bir an önce bu kurultayda aklını başına alıp daha mantıklı bir strateji belirleyerek güçlü bir Türkiye'deki ikinci parti konumuna oturmuş ve iktidara en yakın aday, ittifakın lokomotifi gibi gördüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu stratejiyi yakalayamazsa ben son tren olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da kolay kolay, hele ki Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemiyle, iktidarı görebileceklerini ve yakalayabileceklerini asla düşünmüyorum. Peki. CHP kurultayını konuşuyorduk Öztürk Bey. Semiha Hanım, siz araya Semiha girmek Hanım, istemiştiniz. Semiha Hanım. Buyurun Semiha Mehmet Hanım. Bey. Semiha Hanım. Bakınız, Sayın Bakanımıza herhalde bakanlıkta kim bilgilendirmişse onu hesaba çeksin. Sayın Bakanımıza buradan sesleniyorum. Partimize gelmeden önce bile dostluğu olan bir insan olarak, kendisini seven bir dostu olarak söylüyorum. Belli ki izlemedi ne dediğimi, birileri bilgilendirdi. Da yanlış anlaşılma bağlandı. Olduğu belli Mehmet bir Bey. Bir dava arkadaşına. Doğru. Ama hay müsaade edin. Bakınız, buyurun. Benim de kendisinde cep telefonum var. Beni arayabilirdi cep telefonumdan. Bu şekilde ekrana bağlayıp iki dava arkadaşının teröre karşı da başka güç odaklarına karşı da yiğitçe mücadele eden iki dava arkadaşını bu şekilde tartışma konusu yapması, doğrusu kendisini ben çok üzgünüm şu an. Peki. Mesele parti meselesi değil, onur meselesidir. Ben Sayın Süleyman Soylu için bir şey söylemedim. Söylendiği yerde de izin vermem çünkü ben partiliyim, partili. Bakanlığım için bir şey söylemedim ama bir yanlış varsa, tut ki bize iletilen bile yanlış olsa, buna dikkat çekmekten bu kadar rahatsızlık duymak ve bir dava arkadaşını telefonda arayıp konuşmak varken medya üzerinde kendisi için, bakanlığı için hiçbir suçlamada bulunmadığı halde. İnsan merak eder ya, elimde isim var diyorsun, nedir bu isimler? Bu şekilde mi bağlanılır ya? Ben çok üzgünüm şahsen. Ben çok üzgünüm. Anlıyorum, peki. İyi de o da kırılmış ama. Sevgili bakanım, kim seni bilgilendirmişse... Şeyler. Kim seni bilgilendirmişse bizi karşı karşıya getirmeye çalışan, partimizin de içine fitne çalışan o bürokratlarına lütfen göz kulak ol diyorum. Peki. Biz onurumuzu sokakta bulmadık ya. Şamaroğlan'ı mizan telefonla bağlanacak, bühtan ediliyor bilmem ne. Nedir bu ya? Ben risk içinde yaşıyorum. Biz gül bebek mi büyüdük ya? Ömrümüz sokaklarda geçti ya. 60 yaşımızdayız ya. Kimsenin bizi azarlamasına, bu şekilde bağlanıp azarlamasına asla izin veremeyiz ya. Böyle bir siyaset anlayışı, böyle bir dava anlayışı, böyle bir hükümet anlayışı olamaz. Mehmet ben kabul etmiyorum. Hangi bunu. Sözünüz çok üzerine alındı? Ben onu merak ediyorum ya. Hangi söz? Hayır, ben yanlış diyorum ki bende var isimler var. İsimler. Bendeki isimler yanlış da olabilir. Bendeki bilgi yanlış da olabilir. Suçlamıyorum, bir şey demiyorum. İnsan arar ya Mehmet kardeşim. Hadi Mehmet abi derdi. Mehmet kardeşim. Benle muhatap bir şey var, bilmem gereken bir şey olarak. Var. Anladım hani, da hayır, hangi sözü söyledim? Ben sözü hatırlıyorum. Peki, tamam. Öztürk Bey, sizinle devam edelim şimdi. Önümüzdeki hafta sonu CHP'nin kurultayı var dedik. Orada neler olabilir noktasında konuşurken Metin Bey'in açıklamaları sırasında işte CHP eski CHP değil, içine bir sürü yeni unsur da geldi dedi. Siz orada bir araya girmek istemiştiniz. Hakan yani, Bey'le devam etmiştik. Ben alayım. Şahsen CHP dendiği zaman ben de rahatsız oluyorum. Çünkü CHP Atatürk'ün CHP'si ama bu yeni CHP. Bu yönetimi yeni CHP olarak ve hatta CHP'nin en büyük düşmanı da bu yeni CHP. Çünkü o misyonu tamamen tasfiye kim etmiş. O yeni CHP? Ya bu yönetim var? İşte bunlar ya. Kim olacak? Yani bunlar işte bu bir türlü gitmeyenler yani.
yenilip yenilip her defasında Hakan Bey'in söylediği gibi. Hakan Bey de diyor ki yenilmiyorlar ya, 3 tane büyük şehir aldılar. Şimdi ben onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hakan Bey Erzurumludur değil mi? Evet. Şimdi Sayın Erdoğan'a karşı bir tepki vardı. Büyük bir tepki. Bu seçimde değil bir herhangi bir aday, Erzurum'un kara taşını da koysaydınız AK Parti'nin adayının karşısına gene kazanacaktı. Bakınız tepki hep olur. Tepkinin olduğu yerde artık adayın bir önemi kalmaz. O tepkinin bir şeyidir. İki, bu kadar insan birleşti, ittifaklar oluştu. Yani ittifaklar işte bu tepki, yani oraya karşı bir tepkinin sonucu oluştu. Onun da bir etkisi var. Yani bunu böyle Kılıçdaroğlu... Bir şey arz edebilir miyim size? Semih Hanım. Tabii ki. Bakınız, tarihten bir örnek vereceğim. Eisenhower Müttefik Kuvvetler Komutanı, savaş bitmiş, sene 45, basın toplantısı yapıyor. Herkes Eisenhower'ı övüyor. Bravo, çünkü Müttefik Kuvvetlerinin genel komutanı. Fransız, İngiliz, Amerikan birliklerinin, Ruslar hariç. Herkes Eisenhower'ı kutluyor. Bir gazeteci söz istiyor. Diyor ki, general diyor, şey general diyor. Herkes diyor sizi kutluyor diyor. Peki diyor, başka generallerin, başka albayların hiçbir payı yok bu müttefiklerin zaferinde diyor, Almanları yenmenizde diyor. Eisenhower tek cevap veriyor. Kaybetseydik kimi suçlayacaklardı diyor. Ben bir şey söyleyeyim. Dolayısıyla Hakan Bey, bu yerel seçimlerde evet adaylar önemliydi. Zaman, suçlandığı zaman ne oldu? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu her konuda eleştirmiyorum bakın. Başarıları var. Başarılarından bahsetmek istiyorum. Bir kere 9 tane seçim kaybedip de koltuğu korumak çok büyük başarıdır. Yani bunu herkes yapamaz. Zor iştir yani. Düşünsenize 9 tane seçim kaybediyorsunuz her seçimde. Parti belki memnun kendisinden. Ya hadi gitsin bakalım şeye sorsunlar. Partinin tabanına sorsunlar. Genel başkanı. Şimdi biz genel başkanı şeyle belirlesinler hadi bakalım. Mümkün mü? Ya başka başarılar da var mesela. Çok iyi bir şekilde kendisine muhalif olabilecek, kendisine rakip olabilecek insanları böyle tereyağından kıl çeker gibi tasfiye ediyor. Orada da gerçekten başarılı. Üç, Türkiye'de bu kadar ekonomik kriz var, hükümet bu kadar halkla ilgili sorun yaşıyor. Ona rağmen bir türlü politika üretmediği halde ve kendisine dönük eleştiri olmasına rağmen o eleştiriyi de bir şekilde yatıştırabiliyor. Şimdi bunlar başarıdır. Bunlar kolay değil yani. Bugün mesela Almanya'da olsaydı Merkel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığını yapamazdı. Kılıçdaroğlu başarılıdır bu konuda. İngiltere'de de yapamazdı ya. İngiltere'de Tony Blair 3 seçim kazanmasına rağmen tepki var diye gitti. Bakın seçimi kazanmasına rağmen gitti. Kılıçdaroğlu başarısız olsa 19 tane seçimi kaybettiği halde başta kalabilir miydi? Demek ki başarılı yani. 9 seçimi kaybedip kalabiliyor. Yani bizim biz demokrasiden bahsediyorsak tiyatroyla demokrasi arasında bir fark olması lazım. Kılıçdaroğlu gerçekten başarılı bu konularda. Bir sözü var Sayın Kılıçdaroğlu. Diğer adaylarla ilgili açıklama. Adaylarla ilgili de şunu söyleyeyim. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani ben adaylarla ilgili konuşmak istemiyorum. Siyaset realizmdir. Siz realist olacaksınız. Eğer diyorsanız ki ben gerçekten bu minbere çıktığım zaman yenebilirim diyorsanız, diyebiliyorsanız gerçekten bir kendinizi sorgulayın. Ne kadar realistsiniz diye. Şey belli, sahne belli, kurgulanmış, hepsi bitmiş. Hatta İstanbul'da bile kime imza verileceği, nasıl verilmeyeceği belli. Semih Hanım, bunları ayarlamak da bir başarıdır biliyor musunuz? En büyük başarı hükümet olmak değildir. Partide kalmaktır. Kılıçdaroğlu burada da başarılı. Partinin başında kalıyor. Seçime girse Cumhurbaşkanlığına yenilecek. Başarılı. Partide kalıyor. Alıyor mu, harcıyor. Tutuyorlar mı? Belki talep görüyor. Şimdi amcaoğulları, Hakan Bey, amcaoğulları, kendisi önce amcaoğullarını seçiyor. Amcaoğullar da kendini seçiyor. Bu da başarıdır. Kaç tane amcaoğlu var? Kaç tane amcaoğluyla kalabiliyor? Önceden il başkanlarını belirlerseniz il başkanları da delegeleri belirler. Siz de onlarla birlikte şey yaparsınız. İstediğiniz anda değiştirebilirsiniz. Pardon, 700 küsur delege seçimli kurultay istedi ya. Şunu biliyor musunuz? Şu yerel seçimden önce. Ben sizinle aynı düşünüyorum. Ben bakın bu tabandaki insanlar tanıyorum. Bunların hepsi şu benim konuştuğum dili konuşuyorlar, emin olun.
Buradaki maksat şudur. Taban demeyin. Taban diye bir şeyi, tabanın sesi yok ki. Örneğin Muş'taki, Van'daki, Ağrı'daki, Edirne'deki taban dediğiniz insanın bu genel merkezde bir şeyi yok ki hükmü. Yok ki. Peki şimdi... Ülkede kayyuma karşılar. Kendileri istediği zaman kayyum atayıp değiştiriyorlar. Ya bunu artık görmemek, siyaseti bilmemek demektir ya. Ben onun için diyorum, hakikaten başarılıdır bazı alanlarda. Takdir etmek lazım. Ben mesela bir seçim kaybetsem duramam. Ya bu kadar seçim kaybediyorsunuz, duruyorsunuz. Örneğin savaşa girdiniz, yenilseniz, ülkeyi yönetiyorsanız sizi ayaklanır, halk gönderir. Partide bakın bu kadar olay oldu. Kaldı başta. Kalıyor. Nasıl kalıyor? Bu hani başarı istiyorsunuz ya. Mesela Merkel başaramıyor işte. Peki Mehmet Metiner'e sormak istiyorum. Nasıl oluyor da Öztürk Bey'in dediği gibi o halde Sayın Kılıçdaroğlu partide kalabiliyor? Parti başkanlığını yürütebiliyor? Ne oluyor o noktada? Söylediklerine katılıyor musunuz Öztürk Bey'in? Tabii ki, tabii ki. Ya partide kalmak çok zor değil. Şöyle çok zor değil. Bütün il başkanlarını, ilçe başkanlarını zaten siz belirliyorsanız, delege sistemine kendiniz müdahale ediyorsanız, parti içinde ayrıksı duran unsurları tasfiye ediyorsanız, size bir biçimde muhalefet eden insanları devre dışı bırakıyorsanız zaten partinin tek hakimi sizsiniz. Yani konuşmamın başında da söylediğim gibi tek adam rejimi kurduğunuz andan itibaren hiç kimse zaten sizi deviremez. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasi başarısı yok. Girdiği her seçimde kaybetmiş. Hakan bir tek Bey, yerel seçimde. Mesela bir şey söyleyebilir miyim? Fema Hanım çok özür diliyorum. Buyurun. Şimdi istediği adamı tasfiye ediyor ya, disipline gönderiyor ya. Tüzüğe bir madde koysunlar. Cumhuriyetin ilkelerine, Atatürk'ün maneviyatına, ülkenin huzuruna ve diğer terör örgütleriyle onlarla ilgili eğer birisi bu felsefeye aykırı olursa seçmenin veya üyenin şu kadar oyuyla genel başkan azledilebilir. Koysunlar bakalım kalabiliyor mu başta? Koysunlar. Mehmet Bey hiçbir siyasi bakınız, başarısı yok dediniz ya. Bu yerel seçimler bir başarı değil miydi? Demin verdiğim onun kendi CHP'nin başarısı değil ki. Yani kendi başarısı değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türk milletine verdiği bir vaadi var. Beni bir kez genel başkan yapın. Eğer ben ilk seçimde %40'ın üstüne partimi çıkartmazsam istifa edeceğim diyor. Bakın söz kutsaldır Semiha Hanım. Bir siyasetçinin ağzından çıkan söz kutsaldır ya. İnsan hiç değilse bu sözünün gereği olarak istifa eder, ayrılır. Hani Sayın Akşener de öyle yapmıştı ya. Hani gene mahalle toplanır, aman sen Kılıçdaroğlu Allah seni bize bir verdi ki bulunmaz bir nimetsin. Sen her ne kadar ilkelerinden dolayı verdiğin sözden dolayı istifa ettiysen de ağlaşırlar, toplaşırlar, tekrar genel başkan yaparlar. Biz de deriz ki helal olsun ya, Kılıçdaroğlu verdiği sözü yerine getirdi. Yani bu kadarını bile becermeyi akledemeyen bir siyasi parti genel başkanından bahsediyoruz. Sayın Erdoğan. Şimdi bakınız CHP'de şu an evet ciddi bir muhalefet damarı yok. Yani Kılıçdaroğlu'nu alt edebilecek ciddi bir muhalefet damarı yok. Yani Aytu Atıcı işte bilmem. Yani bu isimler üzerinden konuşmak bile doğru değil. Hani delegelere seslenirken siz ki işte bana şu kadar imza verin de ben de çıkıp kongrede konuşayım. Yani bazılarının genel başkan adaylığı çıkıp kongrede konuşmaktan ibaret, bir de isimleri için PR yapmaktan ibaret. Siyaset bu değil ki. Peki. Yani burada Öztürk Bey de bilir, aynı dönemde mecliste beraber çalıştık. Aranın ardından CNN Türk Masası devam edecek. Kısa bir reklam.